etti. Pek çok milletvekilini dinledik, bir de siyasi yorumcuyu dinledik. Anlaşılan o ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarihinde de siyasetin bu döneminde de bu konjonktürde de bir dönüm noktası olmaya aday bir hadiseden söz ediyoruz. Tabii ki partilerin yetkili kurulları henüz toplanıp da resmi bir görüş açıklamadılar. Şu ana kadar yapılan meclisteki konuşmalar var. İşte bizim yayınımızdaki dile getirilen tepkiler var. Zaman zaman meclise bağlandığımızda orada yapılan eylemler, konuşmalar var ki eylem gerçekten de yumruklarını sıkarak ve başkanlığın önünde, başkanlık makamının önünde bir grup milletvekilinin yaptığı gösteriyi de sizlere canlı yayında ekrana getirdik. Anlaşılan o ki çok önemli şeyler yaşanmaya aday önümüzdeki saatler belki de siyasette. Tabii iktidar partisinin ya da iktidar koalisyonunun ne yapmak istediğine ilişkin bazı ipuçları da ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Neden? Çünkü bir süredir bir darbe söylemi ortalıkta dolaştırılıyordu. Yani hem iktidar bloğunun, AKP-MHP bloğunun yetkililerinin ağzından hem de televizyon tartışmalarında, gazete sütunlarında yandaş medyanın sürekli olarak dolaşıma soktuğu bir darbe ve sokak söylemi vardı. Bir provokasyon ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bunu sık sık bizi sokağa çekmek istiyorlar ama başaramayacaklar şeklindeki uyarıyla gündeme getiriyordu. Şimdi bugün iktidarın yaptığı şeyin arkasında birkaç amaç olabilir. Bunlardan bir tanesi demokratik siyaset zemininden siyasi partileri, daha doğrusu muhalefetteki siyasi partileri uzaklaştırmaya ve belki meclis zemininden farklı zeminlerde bir mücadele örgütlemelerine yol açmaya bir zemin hazırlamak olabilir. Bunun haricinde az önce sık sık sayın konuşmacıların da anlattıkları bir manzara vardı. Daha doğrusu benim de ısrarla sorduğum Cumhuriyet Halk Partisi ile Halkların Demokratik Partisi arasında orada alanda fiili bir ittifak gerçekleşti. Neredeyse kol kola girip yumruklarını sıkarak faşizme karşı omuz omuza sloganı attılar. Şimdi muhtemeldir ki iktidar bloğu dönüp işte bakın siz işte terörle yan yana gözüken ya da teröre destek veren bir siyasi oluşumla daha sıkı fıkı ilişkiler içine girdiniz diye parmağı oraya çevirebilir. O ittifak görüntüsünü ya da eylem birliğini bu şekilde kullanmaya çalışabilir. Bir üçüncü amaç da şu olabilir. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti arasında ciddi bir işbirliği ve bir ittifak oluşumu hem genel seçimde işte ödünç milletvekili verilmesiyle hem de yerel seçimlerde büyük şehirlerin olağanüstü bir başarıyla kazanılmasında etkili olan bir ittifak görüntüsü var. Şimdi bugünkü olayın özelinde iki HDP'li bir milletvekiline bu işin yapılmış olması, bir CHP'li milletvekiline bu işin yapılmış olması, HDP ile CHP'yi yan yana getirip İyi Parti'yi oradan biraz daha soğutmak ya da uzaklaştırmak amacını taşıyor olabilir. O da tabii başka hesaplar içerir. Kısacası siyasette bugün öğle saatlerinde gerçekleşen meclisteki o olağanüstü çıkış bambaşka şeyleri beraberinde getirebilir. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Önümüzdeki saatlerde de taze açıklamalar gelebilir. Onlar da tabii ileriye dönük bazı işaretler ya da ipuçları içerebilir.